17 Mayıs, 23 Mayıs. Derli kova burçları nasılsınız? Umarım hayat size bütün güneşin ışığını, gecenin ayını evinize bereket gibi doğursun. Her sabahınız güneş, her geceniz ay gibi aydınlansın diliyorum sizlere değerli kova burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkayofficial Instagram sayfam mutlaka takip ediyorsunuz. Mutlaka yorum yazın. En azından YouTube kanalıma yorum yazın. Emeğe yorum, beğenin. Yani seyrediyorsunuz ama inanın bir beğeni, yani bana saygıdan en azından bir beğeni yapın lütfen. Bu ara sakin kalma taraftarı içerisindesiniz. İletişimde kırıcı davranışlar, sergileme, iş alanında tartışmaya müsait bir yapınız olduğu için sakin sakin, iyimser hareketler sağlayacaksınız. Hatta iş çevrenizdeki insanların tavırlarından o kadar rahatsızsınız ki şu an başka bir alternatif olsa evraklar atıp ben gidiyorum lanet olsun diyeceksiniz ama alternatif teklifler gelmediği için ikiyüzlü olmanız gerekiyor. Burayı biraz daha idare etmemiz lazım değerli kova burçları. Haziran sonu doğru iş kapısı gelecek. Haziran sonuna kadar lütfen burada doğru ve mantıklı karar verin. Kırıcı davranışlardan, agresif tavırlardan, insanların ukala enerjilerinden mümkün olduğu kadar uzak, bir kendinle barışık, kendinle gülümseyen, kendine inanılan bir enerjiye girmenizi olumlu görüyorum. Bir de sizde şu var, kimse benden vazgeçilmez, herkes herkesten vazgeçebilir, unutmayın. Bu böyle vazgeçilmez, evet işinizde çok yeteneklisiniz, çok başarılısınız ama nesil arkadan çok hızlı geliyor. Yani her nesil hepimizden daha zeki. O yüzden sonra pişman olacağın hatalar yapmanı uygun görmüyorum. Yani diyoruz ki işimize sıkı sarılıyoruz. Kim ne yaptığı önemli değil. Siz işinize sahip olun. Sinirleriniz alın. Enerjiniz sahte gülümseyin. Ama lütfen işinize sahip çıkın diyorum. Farklı bir işe girmek isteyen, yeni iş kapısı kovalayan, ya yani uzun süredir işsiz kovalarda da güzel fırsatlar kapınızda. Beğenmeme sorununuz sizin. Yani her işi beğenmediniz. Şimdi işsizsiniz. Aslında alternatif işler var da benim kafama, benim enerjime uygun olmadığı için gitmiyorum diyorsunuz. Tamam ama geçici olarak da bir iş kapısı. En azından motivasyonunuz artar, gücünüz artar. Lütfen bir şeye başlayın. Ondan sonra hani ben yapıyorum ya da yapamıyorum karmaşasına girmemiz daha sağlıklı diyorum. Kendi işini yapmak isteyen kova burçlarında güzel fırsatlar, açacağınız alan ya da yapacağınız ofis, doktorsanız bile kendi markanızı, kendi isminizi yaratmak istiyorsanız lütfen yapın, başarılı olacaksınız. Ne bileyim, nalbur dükkanı, züccaciye dükkanı, bakkal ya da bu tarz bir şeyler açmak istiyorsanız göz yukarı açın, yapın. Yani sağlık sektöründe çalışıyorsanız, sağlıkla alakalı kendi markanızı yaratmak istiyorsanız bunu da yapın istiyorum. Ne bileyim, rimel markası yapmak istiyorsanız bunu da yapın. Çünkü siz de bu konularla ilgili inanılmaz güzel başarılar, inanılmaz güzel aydınlanmalar var. Cesaretinizi toparlayın ve yapın diyorum. Büyük kurumsal ya da devlet kapısıyla alakalı yaşadığınız gergin olaylar sizi yıpratıyor ve orada zulüm gibisiniz. Artık birilerinin bu yönetimin değişmesini istiyorsunuz ama bu yönetim Eylül'den önce değişmez. İdare edebildiğin kadar idare et. Eylül'de senin bulunduğun nokta komple değişecek. Yerin rahatlayacak. Endişe etmeni istemiyorum. Bu ara çok iş kurmak isteyen, kendi işiyle alakalı yeni oluşumlar yapmak isteyen bazı kova burçlar için güzel fırsatlar var. Mesela şöyle söyleyeyim. YouTube kanalı değil de farklı ne bileyim, kendinize farklı bir kanal açıp farklı yerlerde yer almak istiyor olabilirsiniz. Diyetisyen olabilirsiniz. Güzellik uzmanı olabilirsiniz. Kendi markanızı yaratacağınız sistemler için aydınlık dönemler. Bunu başarın lütfen. Yurt dışına yerleşmek isteyen ve yurt dışı ile ilgili evrak bekleyen kova burçlarında evet olumlu oluşumlar var. Bu fırsatları değerlendirebilir ve sizi mutlu edecek gideceğiniz ve istediğiniz kapı aydınlığa kavuşacak. Eğer dijital bir alanda iş beklentiniz varsa olumlu. Bu kapı ile ilgili siz çağrılacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. İlişki konusunda uzun süredir ilişkinizden şikayet ediyorsunuz. Bıktım, sevilmiyorum, beni kimse sevmiyor, değer görmüyorum diyorsanız ilişkinizde sürpriz, size karşı güzel itiraflar, sizi mutlu edecek sözler duyacaksınız. Hatta şaşıracaksınız, bu adamın için ruhuna ne kaçtı diyerekten. Hatta ve hatta evlilik teklifi alabilir, ilişkiyi sağlamlaştırabilirsiniz.
Evliliğinizle ilgili de özellikle eşiniz bu ara evi taşımak ve bu evin enerjisi, camlar bizi rahatsız ediyor diyorsunuz. Ev araştırmanız var. Doğru ev kapınızı bulacaksınız ve bu kapı size uğurlu ve bereketli gelecek olarak uyarı veriyorum. Bir de uzun süredir iş mahkemesi olan ve haklarını alamayan bazı kovalarda mahkemeleriniz var. Ertelenecek ama haklarınızı alacaksınız diyorum. Sağlık olarak saç dökülmesi, kaş, yani yüzeysel cilt dökülmeleriniz olabilir. Yani bir dahiliye uzmanına giderseniz sevinirim. Son zamanlarda da bazı akıntılarımız var ve basur sorununuz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Üniversite sınavına girecek değerli kova burçları. Güzel başarı. Sizden çok umutluyum. Başaracağınıza inanıyorum. Dikkat sorununuz da yok. Sadece kararsızsınız. Bu kararsızlığı atın, başarı var. Lise sınavına girecek çocuklarımız. Evet, onlar da başarılı. Bir problem görmüyorum. Lütfen çocuklarınızı her gün kalem suresi içirin. Sınav gününe kadar kalem gibi aksın. Çocuklarınızın yazısı hızlansın istiyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Hoşça kalın.